Ay gerçekten ya yani artık geçtiği ve bir şey olmadığı için gülümsüyorum. Aleyna çok kötü düştü. Nazar değdi. Ya yani 2,5 saat çekimlere geç başladık. Hastaneye gitti, tomografi çekildi. Hakikaten geçmiş olsun. Geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Evet, önce olsun sağlık canım. Ekibimiz müdahale etti ama başına ağır bir darbe aldığı için garanti olsun diye hastaneye götürdük. Müşahede altında kaldın. Doktor raporuyla şu an yarışabiliyor. İyisin. Kafası davul gibi şiş bu arada. İyiyim. Nasıl oldu ki? Ya nasıl oldu? Ben son dokunuşları yapıyorum. Görüntü varmış. Makyaj. Görüntü. Görüntü. Evet. Düşme görüntüm varmış. Hadi izleyelim. Buyurun. Aleyna! Ne oldu? Dur dur kaldırmayın. Ne oldu? Kafası vurdu yere. Aleyna. Aleyna. Ay kırıldı ya. Yemin ederim kırıldı. Aleyna. Sakin. Ya dur. Dur kafasını vurdu. Çekil. Ay bunu kim yaptı buraya? Yağmur. Yağmur. Aleyna iyi misin kızım? Aleyna. Aleyna. Aleyna anneciğim. Kaldırma kafasını vurdu. Boynu zedeler. Ay dur. Ay eyvah ya. Ya bir tarafı yemin ederim bir şey oldu bana yine ya. Kendinde değil ama niye cevap vermiyor? Bana hemen bir buz getirin. Birileri bana buz getirsin. Aleyna. Tamam sen. Anneciğim iyi misin? Bak bir ses versen Aleyna. Bu yağı kim döker buraya ya? Tamam dikkat edin. Böyle bir şey var mı? Allah aşkına bu yağ buraya bu kadar dökülür mü ya? Kim döktü buraya ya bu yağı? Ne yağ bu? Ne yağ? Yemin ya ya elimle aldım baktım yağa benziyor. Hayır bu vücut yağı. Hadi. Evet vücuda sürülen. Kaygan yağı değil mi? Kaygan kim vücut... döktü arkadaşlar gören var mı? Elinden düşmüş ya. Ya elinden düşmüşe benzemiyor ya. Gayri ihtiyar dökülmüş oraya. Kim döktü bu yağı? Gerçekten soyunma odasının önünde o yağın ne işi var? Bu arada bütün stüdyo yağ olmuş. Ben de şuradan başladım kendimi garantiye almak için. Tam düşme anın yok orada aslında. Yani orada bir yağ mı dökülmüş? Yani, kim döktü o yağ? Yağ dökülmüş. Onu ben dökmüş olabilirim. Ya, Nurfer Hanım. Ya. Ya açıkçası ben zaten her sabah sürüyorum. Ama o kadar döküldüğünü ben fark etmedim. Vücut yağı. Evet. Ya zaten biraz ben geciktim. Hazırlanırken de bir telaşem vardı. Aniden içeriden de seslenince Yiğit ben apar topar dökerken demek ki dökülmüş. Fark etsem ben zaten söylerim kızlar basmayın buraya dökülmüş. Bayağı böyle şey ya olarak Yeşil, dökülmüş ben. Gerçekten bu hareketine inanamıyorum yani. Ne sana. Hareketine inanamıyorum ne demek? Ya burada hadi Aleyna düştü. Yaşlılar da vardı. Tamam, bizler de vardık. Tamam ben bunu bile isteye yapmışım gibi niye tavır alıyorsun? Ya o kadar ya? Çok dökülmüş ki inanamıyorum. Farkında değil istiyorum ya. Farkında değilim. Ben kendimi niye bocalayayım ya? Öyle mi söylüyorsunuz? Ben de çok üzgünüm. Vallahi billahi şu an şaşırdım bak ha. Ya ben böyle bir şey mal vermek ister miyim? Burada herkesin başına bir şey gelebilir. Kafası balon gibi oldu. Ben de düşebilirim yani. Ben böyle bir şey isteyebilirim. Hayır söylemeye de bilirdi bu arada şu an döktüğünü. Yani. Ya zaten o kadar çoktu ki ya. İnanın vicir vicirdi yani. Zaten. İnsan hadi bir iki damla kazayla olabilir diye derse ama bayağı çok. Hacer hemen bocaladım yani. Ben döktüm yerlere. Hacer Hanım. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yeşim bunu bile isteye yapmayacağını. Bile isteye meseleniz bak. Bu kadar tavrın yanlış. Yanlış falan değil. Orada yanlış. Bayağı bir yağ vardı. Neredeyse yarım çay bardağına yakın yağ vardı orada. Hayır bir dakika. Evet babanın eşine döktüm. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O olay şöyle olmuş. Böyle hızlı yaparken her yer böyle ayar gayri ya. Onu söylüyorum. Sen neredeydin? Onu söylüyorum. Telaşen vardı. Döküldüğünün farkında ama değilim ama niye orada ya. Sürüyorsun? Ya ben, hadi ben Beyha oturduğum teyze yerde anlarım da kapının eşiğinde niye? Ya şu an ya ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Anlamıyor musunuz? Ya ben bunu zaten her sabah yapıyorum. Bilerek yapmamışsın. İnanın kapının eşiğinde Nursel Hanım. Kapının eşiğinde olması benim şeyime gidiyor. Neden kapının eşiğinde? Özellikle seçtim kapının eşiğinde. Gelen geçsem patır patır böyle düştü. Hayır bak Yeşim. Sen benden iyi biliyorsun ki yerdeki yağ bak bayağı çok ya. Şey ağzım açık o yağ. Ya şu an ben de izleyince bu kadar döküldüğünü ben de bilmiyorum. Nursel Hanım bir bak Allah aşkına şuna bak ya. Ben oradaydım odadaydım Yeşim'e Yiğit Bey seslendi bir aceleyle çıktı odadan. Evet. Hayır, bu farkında, kadar yağ nasıl dökülür ki? Farkında olmayarak belki çok sıktım fark etmedim. Ya ben zaten yerleri böyle olduğunu şu an ekranda görüyorum. Fark etsem derim görevlilere derim galiba, kızlara derim. Aceleyle aynanın önüne koydun ya Yeşim. Aceleyle koyduğun için çıkarken şişe düşmüş. Zaten bak benim içimiz vardı.
Bunlar ama yoktu. Bakın özellikle kayınvalideler ya evet. ileriki yaşlarda özellikle düşmek çok tehlikeli ya. Ve aylarca bütün geçmek. Bütün stüdyo kayıyor şu an. Ya bak, ben gördünüz şurada yürüyemedim yani. Bence tamam asla kasıtlı yapılmaz çünkü bu gerçekten tehlikeli bir şey. Ama kapının eşiğinde olması yanlış. Evet. Tamam o kapının konuda yanlış yapmış olabilirim. Eşiğinden evet. herkes geçiyor. Yeşim. Benim de ayağımda platin var. Ben de düşebilirdi. Ay Allah korusun. Yeşim vallahi bak 40 pınar yarışçıları bilene, güreşçileri bilene bu kadar yağ dökmez ya. Ya Hacer abla vallahi. Ne ya Hacer? Bir bak ya. Ya ben bunları vücuduma sürmüşüm gibi. Tamam. Yere dökülmüş zaten hepsi ya. Hadi burada. Ya ben düşseydim Gönül Hanım, inan aylarca tedavisi tamam, var. Tamam ben yaptığımı mı savunuyorum? İyi yapmışım, oh yerlere dökmüşüm Aleyna, demiyorum zaten. Aleyna sen aceleyle mi çıktın, normal yürürken mi? Normal yürürken hayır, düşmüş. Normal yürürken değil. Çok Yiğit bize seslenince aceleyle çıktım, çıkar çıkmaz nasıl oldu koşuyordu, anlamadım. Koşuyordu. Biz de koridordan geliyorduk. Kafamın üstüne düştü. Aleyna, resmen Aleyna'nın kafası benim önüme düştü. Ay Allah korusun. Ödüm patladı. Kötü şeyler de olabilirdi. Ben böyle bir şey bile isteye zaten mal vermek istemem yani. Of. Ay öyle bir yükleniyorsunuz. Ben yeterince üzgünüm zaten böyle bir şey yaşandığı için. Ya bir şeyden yapıyor ya. Bak şimdi kendimi yeşil. Zaten çok kötü ay, hissediyorum. Ay korktu canım o da korktu. Ben de korktum. O kız korktu. Benim yüzümden hayır. Oldu. Yiğit bana kız emanet. Ağladı neredeyse arkada ben benim yüzümden oldu, oldum. Diye. Nursel Hanım Yiğit de annesi bana emanet etti. Deseler ki inan ay, onlar da bana kızarlardı. Ay gündür bir Aleyna aşkı. Evet evet böyle evet. Çok iyi mi? Hayırdır. Emaneti ihanetmedi. Dün tabağı yapamadı. Ah canım kızım. Hiç yapmazsın öyle hayırdır şeyler. Yani. Maşallah. Hayırdır. Yo hayır. İnsanlar evlatlarını her şeyi söyler ama yine de bağırlarına basarlar yani. Senden sen Aleyna'ya karşı öyle bir sevgi düne yok. Düne kadar yeşime bilezikleri verdi. O kadar öfkeliyiz de şimdi bağırda basıyorsun. Bile böyle bir şey yapmaz. Ben değil. Yapmaz. Burada hiçbir yarışmacı kimsenin canına kastı bir şey öyle bir şey yapmaz. Tekrar ya, değil. Kimse bak, yapmaz. Bak yeşim canına kastı bir şey demiyorum. Sen şu an neden kızıyorsun bu kadar yükseliyorsun yaşına ya? Yaşına bak gel sana. Bir saniye. Çok gerildim ya. Elimizde güvenlik kamerası görüntüleri de var. Dökülürken mi? Aha. Gerçekten mi? Ha, o çöker işte. Yağ dökülürken de var. Evet. Yeşim dökerken. Oo, hadi bakalım. Tamam işte. Ha, güvenlik kamerası kaydı olduğu için aktarmak gerekiyor. Tamam. Bilerek asla inanmıyorum döktüğüne de. O görüntülerden sonra ortalık karışırmış. Bilmem artık. Aa. Bir görelim neymiş. Ya. Bir görelim. Yok ya. Allah Allah. Vallahi karışsa da karışmadı. Ben yeşimin bilerek yaptığını hiç zannetmiyorum. Ben oradan gelip geçiyoruz ya. Orada bir şeyden varsa söylemedim. Aleyna iyisin hayır, değil mi? Ya biraz başıma darbe aldım. Ondan sonra hastaneye gittik. Tomografi falan çekindik. Ayağımı da burktum. Eyvah ayağıma da röntgen çektik, şişti bileğini biraz. Bileğini de orada bileğini tutuyordun. Bileğin acıyor mu? Ya yere kapaklanınca avucum acıdı. Hı hı. Dirseğim denk geldi kapıya. Ama orası çok acımıyor. Sol ayağı incitip sağ ayağında problem çıktı. O nasıl oldu ben de anlamadım. Çünkü ayağım yüzüldü. Altında kaldı.